Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 6-13 Kasım haftası terazi burçlarını neler bekliyor? Bizler için içtim arkadaşlar. Bir terazi olarak bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? Gökyüzü diyelim mi önce? Gökyüzü karışık biliyorsunuz. İkizler burcundaki Mars artı Ay tutulması hepimizi yeni başlangıçlar ve bazı karışıklıklara itecek. Haritaya bakalım. Haritamızda Terazi burcunda yakın çevre ile alakalı beslendiğimiz nedir? Yakınlaştığımız, konuştuğumuz, görüştüğümüz konularda biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama falımız çok ilginç. Bayağı ilginç hatta. Şimdi şöyle diyelim, ilişkiler. Bir 9 rakamı var ama bu ay için, bu hafta için değil o 9 rakamı. Şimdi ilişkiler ne güzel çıkmış böyle sarmaş dolaş. Parayı bir yere, para sıkıntılarını bir yere bırakmışsınız bu hafta başı. Hafta sonu sıkıntılı geçireceğiz. Bu belli. Bu sıkıntıyı geçirdikten sonra önümüzdeki haftaya daha güzel atılacağız. Özellikle ikili ilişkiler konusunda birbirini seven, değer veren görsellerde çıkıyoruz. Ve dışarıdan bazı kişiler de imrenerek bakıyorlar. Parasal konularda sıkıntılar var ama bu sıkıntıları çok fazla kafaya takmayacağız bu hafta. Bu hafta daha çok ilişkiler konusunda sarmaş dolaş çıkıyorsunuz. İki tarafında sıkıntıları var, sorunları var ama birbirinize olan sevginizi çok güzel ifade edeceksiniz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe devamlı sarmaş dolaş görsellerde çıkıyoruz. Evli çiftler için ilişkinizle alakalı yaşamış olduğunuz bazı sıkıntıları konuşup çözmeye çalışacaksınız. Bu sıkıntıları çözerken çevrenizdeki insanlardan destek almaktan çok eşinizden destek alacaksınız. Onunla bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Zaman zaman ufak tefek tartışmalar olabilir ama burada tartışmaların yaşandığı ama birbirine sarılan çift görselleri var arkadaşlar. Aranızda bir mesafe yok. Bu mesafenin olmaması da birbirini seven iki çiftin bazı sorunları halletmek için zaman zaman tartıştığı anlamına geliyor. Parantez açalım hemen. İlişkinizde sarmaş dolaşsınız ama eş tarafında iki kişinin evli olan iki kişi olabilir, sevgili olabilir. Bunların hayatında yaşanan bir olaylar özellikle salı çarşamba çok konuştuğunuz bir mevzu olabilir. Yani arkadaşınızın eşiyle sorunları var ya da bir şeyler bekleniyor. Yani sizin ailenin haricinde evli bir çiftin konuşmaları çok fazla geçebilir. Salı çarşamba görsellerinde var. Çocuklar konusunda tepenize çıkardığımız çocuklar görselleri var. Perşembe günü sanki çocuk konularıyla alakalı böyle bir sıkışıp kalmış konu. İki eş karşılıklı gelmiş, ortaya da çocuğunu koymuş, onunla ilgili sıkıntıyı çözmeye çalışıyor olarak çıkıyor. Bu hafta ilişkinizde çözemediğiniz bazı konuları çözeceksiniz. Daha yakınsınız, daha sevgi ve aşk dolusunuz. Çocuklarınızla alakalı eğitim hayatıdır büyük ihtimalle. Yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar varsa özellikle Perşembe Cuma bu konuları iki tarafında eğildiği çözmeye çalıştığı bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Ve bundan sonrası için. Şimdi buradaki 9-19 görselleri var. Çocukla alakalı ileri tarihli bir plan yapacaksınız. Cuma, cumartesi. Onun hayatı, onun eğitim hayatı, onun akışı, onun sağlığı ileriye dönük bir planlama söz konusu olacak. İyi mi? İyi. Yani sonuçta siz bu hafta aslında tek tek çözmeniz gereken konuları çok güzel çözeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 4 gün bir kere kafadan çözmeniz gereken hane içerisinde yaşanan sorunlarla alakalı devamlı konuşarak sonuca bağlayacaksınız. Bakın burada görüyor musunuz hediye paketi görselini? Yakınlaştıralım. Gayet temiz. Ortasında bir kalp. Bakın göstermem lazım. O kalp çok güzel görünüyor. Şu şekilde bakın. Hane içi. Burası zaten hane içi sizin. Ve bir şey olmuş paket gibi görsellerinde. Hediye gibi. Ve altında böyle bir kalp görseli var. Bu haftanız aşk ilişkilerde bomba. Yeni aşk yaşar mıyım? O soruyu hemen soralım. Yeni aşk yaşar mısınız? Yeni birileri hayatınıza çıkar mı? Çıkar. Bu hafta aşk dolu. Bir arkadaş tarafında olan bir kişinin karşınıza geçmesi durumu olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa daha da sağlamlaşacak bu arada. Konuşmalar hep ilişkinin yönünü belirleme konusunda. Anahtar görselleri başlangıçlar, yeni düşünceler, yeni güzellikler getireceğiniz anlamı taşıyor.
Vallahi şimdi bakıyorum farklı bir şeyler var mı diye ama gayet güzel. Elinizle birilerine hep sevgi vereceksiniz bu hafta. Teraziler ne kadar güzel bir hafta. Ama iş konuları niye bu böyle iç dünyanızdaki bu karışıklığın sebebi ne? İç dünyanızda böyle bir adım atmışsınız ama bacaklarınız ikiye ayrılmış. Ne bulunduğunuz yerden vazgeçiyorsunuz, ne attığınız yere yani adım attığınız yere gidebiliyorsunuz. Arada sıkışmış bir süreciniz varsa ne geri gidebiliyorum, ne ileri gidebiliyorum. Arada sıkıştım kaldım. Arkamda da birisi beni ittiriyor. Gitmem lazım, ilerlemem lazım diye. Ne yapmam lazım? Vallahi sıkıntıya gidiyorsunuz. Bu kararsızlığınız hayra değil. Arada sıkışıp kaldığınız konular varsa burada bacaklarınız açılmış ikiye. Oturmuşsunuz yere yani adım da atmıyorsunuz. Bir de canınız acıyor. Hani bacakların iki yana açılması gibi değerlendirdiğimde. Canınızı acıtan konularda bir an önce karar verip ayağa kalkmanız lazım. Burada sıkıntı olan konular sizi daha da sıkıntıya götürüyor. Arkanızda bir sıkıntı var, ondan kurtulmaya çalışırken adım attığınız yer de sıkıntılı. Burada aslında geçmiş bugün yaptığınız konu, karar veremediğiniz konuları bir kere daha sorgulamanız gerekebilir bu hafta sonu özellikle. İş konularında ileri diyorsunuz ama iş yerinde bir baskı var. Üzerinize gelen bir kişi. Konuşmaları çok naif ama baskıcı. Bu kişi pazartesi, salı sizi rahatsız eder ama ondan sonra şöyle dönüp de baktığınızda hiç de gerek yokmuş dedirtir. Takılmayın. İş yerinde size mobbing uygulayan, baskı yapan kişilere takılmayın. Naif naif konuşmaya devam edecek. Çok üstünüze alınmayın. Dik duramıyorsunuz karşınızda. Demek ki şefiniz ya da patronunuz. O yüzden yavaş yavaş ilerleyip ayağa kalkacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. Ama bu iş yerinde böyle çok fazla ses çıkarmadan yolunda hani böyle çok da kendini belli etmeden yürüyeceğiniz süreçler var. Bu hafta para var mı? 9 rakamı çok çıkıyor arkadaşlar. Yani 9'unda bir para, 9'unda bir konu, 9'unda bir şey olacak. Nedir bilemem ama hem aile tarafında hem iş tarafında bir hediye görsellerinde çıkıyor aslında. 9'unda güzel bir konu olacak hayatınızda. Bu da size keyif verecek. Her türlü keyif verecek. Çok merak ettim. Ben bunu bir yere yazacağım. 9 Kasım diyeceğim. Bakalım ne olacak 9 Kasım'da. Bir terazi olarak bakalım beni nasıl etkileyecek. Haftaya da inşallah unutmam. Çok fal çektiğim için bunu söylerim. Yaşlı kim var ailede? Takılmışsınız ona. Çok inatçı. Dediğim dedik. Bir şey yapalım diyorsunuz. Hayır diyor. Bu hafta o kişiyle de uğraşırsınız. Bu kişi kimse Nuh diyor peygamber demiyor. Hani inatçı ihtiyarlar vardır ya banene banene diyen böyle çocuklaşmış artık o görsellerde çıkıyor. Başımın üstünde yeri var diyorsunuz ama inadıyla da uğraşamıyorsunuz. Telefon görüşmesi, yanına gitmeye çalışma bu gibi durumlar yaşanabilir ve bir para haneye burada görünüyor. Haneye gelen bir para arkadaşlar ama çok hayrını görür müsünüz? Haftanın ortasında bu para biter gibi düşünün. Yani bir maaş alırsınız, her yere dağıtırsınız, sonra da dersiniz ki elde ne var? Temiz ve rahat en azından borçların ödendiği, elinize para geçecek bir hafta olarak değerlendirebiliriz. Hafta sonunuz zaten burada aydınlık çıkıyor. Çevrenizdeki insanlara para dağıtırken çıkmanız da güzel bir görsel özellikle bu dönemde. İş konularıyla alakalı yeni iş bağlantısı yapmak isteyenler bu hafta özellikle Perşembe günü hayırlı bir gün. Perşembe günü iş konularıyla alakalı bazı gelişmeler hayatınıza sokarsanız sonuçları kısa sürede size geri dönüş sağlar diye düşünüyorum. Başka da bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi burada oturan bir kişi var, ayaklarını uzatmış. Ayaklarının üstünde de bir para var. Şimdi siz bir malınızla alakalı bir düşüncedeyseniz bu hafta bu konu sallanır. Yani mal alma, mal satma, malda bir değişiklik, evde tadilat, arabada tadilat. Bu konular biraz sallanabilir bu hafta aslında söyleyebileceğim başka da bir şey yok. Gördüklerimi iletmeye çalıştım. Bir kere daha şöyle genel anlamıyla bakayım. Eksiğimiz olmasın. Taşınmak istiyorsanız eğer bu hafta hiç girişmeyin. Hiç gerek olmayan bir hafta diyelim. Evet sevgili terazi burçları. Güzel bir hafta olsun. İyiler sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Orada kaybolsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.